Sarı ve beyaz çiçekleriyle bahar aylarında sokakları, yoğun olarak sahil kenarlarını süsleyen ıhlamur ağaçları, Haziran ve Temmuz aylarında toplanmak için hazır hale geliyor. Ilıman iklimlerde doğal eczane olarak kendine yer bulan ıhlamur ağaçları, ülkemizde de hastalıklı geçen günlerin en yakın arkadaşı olmaktadır. Bu videoda ıhlamurun faydalarını, zararlarını ve çayının nasıl yapılacağını sizlere anlatacağız. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Ihlamurun ve çayının faydaları nelerdir? Mevsim geçişlerinde ayyuka çıkan virüs ve bakterilerin artmasını önlemek için ıhlamur birebir fayda sağlar. Ihlamur içerisindeki bileşenler ve besin değeri sayesinde vücuttan mikropları atma konusunda çok güçlüdür. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri gribe ve soğuk algınlığına karşı korurken, grip olan kişileri de bir an önce iyileştirmektedir. Solunum yolu enfeksiyonlarında, kuru öksürüklerde boğazı yumuşatan en etkili bitki çayıdır. Ihlamur çayını, çay firmaları çeşitli aromalarla piyasaya sunmaktadır. Özellikle ballı ıhlamurun faydaları sade ıhlamurlu çaya göre daha etkili olmaktadır. Bal sayesinde vücut daha dinç olacaktır. Kronik uykusuzluk yaşayanlar genellikle ertesi gün yorgun ve stresli olurlar. Belli bir süre devam eden bu rahatsızlık için en ideal doğal ilaçlardan biri ıhlamurdur. Melatonin etkisi olan ıhlamuru uyumadan bir saat önce tüketildiğinde bir haftada uyku problemini ortadan kaldırır. Ihlamur çayı, damarların tıkanmasını ve sertleşmesini önler, böylece düzenli olarak ıhlamur çayı içenlerde kalp ve damar hastalıklarının görülme ihtimali oldukça düşüktür. Bağırsakları temizlediğinden ciddi rahatsızlık olan iltihaplanmasını engeller, kabızlık gibi bağırsak sorunu yaşayanlar, ıhlamur çayı tüketirse bu sorun ortadan kalkacaktır. Rahatlayan bağırsaklar sayesinde metabolizma hızı da artacaktır. Tanen ve oksidatif içerdiğinden güçlü bir antioksidan özelliğine sahiptir. Bu sayede bağışıklığı temizleyip hastalıklara karşı direnci yükseltir. Sindirimdeki atık besinlerin toksiklenmesini önleyerek vücuttan atar, mide asidini düzenler, özellikle hazımsızlık ve kusma gibi sorunlara iyi gelir. Vücuttaki ödemler bazen el ve ayaklarda şişkinlik yapar. Bu da kişinin uzun süre aynı pozisyonda kalmasından kaynaklanır. Ağrılara neden olan bu şişkinlikler için bir kova sıcak suya 500 gram ıhlamur ve kuru nane atıp ayaklarınızı koyarak bir saat bu şekilde kalmanız sonucunda hem ağrının hem de şişkinliğin dindiğini görmüş olursunuz. Karaciğer ve safra kesesini toksinlerden arındırmada etkili bir doğal bitkidir. Vücudun en önemli organlarından biri olan karaciğer uzun süre toksinlere maruz kaldığında ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Özellikle kolesterolün yükselmesi ve cilt hastalıklarına zemin hazırlar. Bu yüzden uzmanlar düzenli ıhlamur tüketilmesini tavsiye eder. Sıcak tüketildiğinde vücut ısısını artırarak terleme ile toksin atar. Ayrıca güçlü bir idrar söktürücüdür. Bu yüzden mesanede taş ve kum oluşumun önüne geçer. Hazırlanan ıhlamur suyu göz hastalıklarına da iyi gelir. Enfeksiyon önleyici olan ıhlamur suyuyla göz çevresi temizlendiğinde hem burada bakteri birikmesini önler, hem de göz çevresindeki kırışıklığı azaltır. Tonik gibi kullanılabilen ıhlamur cilt lekelerini yok eder. Günde 2 defa düzenli cilde uygulandığında bir aya gözle görülür bir sonuca şahit olursunuz. Saçlarını parlatmak isteyenler, ıhlamur yaprakları ve çiçekleriyle beraber kaynattıktan sonra elde edilen suyla saçlarını yıkayabilirler. Bununla birlikte ıhlamur suyu kafa derisini rahatlatır, saç köklerini ve saç derisini kuvvetlendirerek saç dökülmesini önlemektedir. Ihlamurun zararları nelerdir? Yapılan araştırmalar, ıhlamurun direkt olarak bir zararını bulamamıştır. Fakat yanlış kullanılması veya aşırı tüketilmesinin bazı yan etkileri olabilir. Mesela uykusuzluğa neden olabilir, çok sıcak içilmesi yemek borusu ve ağzın iç kısmına zarar verebilir. Ihlamurun demlendikten sonra kaynatılması sakıncalı olabilir. Ihlamur, bazı kişilerde hassasiyet nedeniyle alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Kullanılmadan önce doktora danışılmasında fayda vardır. Gün içinde 3 fincandan fazla ıhlamur çayı içilmemesi gerekir. Ihlamurun bazı ilaçlar ile etkileşime girmesi söz konusudur. Bundan dolayı özellikle de kalp hastalarının ıhlamur tüketmeleri genellikle tavsiye edilmemektedir. Hamile ve yeni doğum yapmış kadınlar tüketmeden bir uzmana başvurmalı. Ihlamur çayı nasıl yapılır? Grip ve nezle gibi hastalıkları önlemek için 2 tane kurumuş elma, 1 tane çubuk tarçın, 1 çay kaşığı zencefil, 1 yemek kaşığı limon ve 20 gram kuru ıhlamuru 5 dakika ocakta kaynatın, sonra alıp süzerek için. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hayatın ipuçlarını bizimle öğrenmeye devam etmek için kanalımıza göz gezdirebilirsiniz.
Başka videolarda görüşmek üzere.